Merhabalar Kınaneliler Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 10 ilmekten oluşuyor. 10 10 10 şeklinde taktıktan sonra modelimizin denk gelmesi için bir tane de ilmek ilave edelim. Ve modelimizin kurulumuna geçelim. Öncelikle örgümün arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Siz yapmak istediğiniz lastik modelini yaptıktan sonra bu şekilde örgümüzün arka yüzünde bir sıra bütün ilmeklerimizi ters örelim. Yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra bu şekilde hemen örgümüzün arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örelim ve örgümüzün ön yüzünde modelimizin kurulumuna devam edelim. Modelimi den biraz bahsetmek istiyorum. Modelim her türlü örgüde kullanılabilecek bir örgü modelimiz. Bebek örgülerinde, hırkalarda, yeleklerde, kazaklarda, süveterlerde, anne yeleklerinde ve ipimi bu şekilde alize iple yaparsanız gelin yeleğinde isterseniz bebek ipleriyle bebek örgülerinde de yapabileceğimiz bir örgü modelimiz. Modelimiz hemen hemen her türlü örgüde kullanılabilecek bir örgü modelimiz ve isterseniz etol şal da yapabilirsiniz bu modelden hemen kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra bir tane burada arttırdım örgümün ön yüzündeyim bir tane kenar ilmeğimi aldım ve hemen bir arttırma yaptım iki ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım ve tekrardan bir ve iki tane ilmeğimi ters ördüm. Arada bir tane düz ördüm. Tekrar iki tane ilmeğimi ters ördüm. Tekrar burada da ilmeklerimin yönünü düzelterekten soldan sağa doğru doğru iki ilmeğimi birlikte sağ kesim yaptım. Burası modelimin bir kurulumu. Kenar ilmeğimden sonra bir tane arttırma yaptım. İki ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım. İki tane ilmeğimi ters ördüm ve bir tane ilmeğimi düz ördüm. Burası modelimin ortası. Bu düz ilmeğim. Tekrardan iki ilmeğimi ters ördüm ve tekrar iki ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru kesim yaptım. Ve bir arttırma yaptım. Bir düz ördüm. Tekrar bir arttırma yaptım. Burada da sağdan sola doğru iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde kesim yaptım. Tekrar arada iki tane ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrar iki ilmeğimi ters ördüm ve yine soldan sağa doğru iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım. Burası da ikinci modelimin kurulumu. Bir arttırma yaptım. Bir düz ördüm. Tekrar bir arttırma yaptım. İki ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım. İki ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrar iki ilmeğimi ters. Yine sağdan sola doğru pardon soldan sağa doğru kesim yaptım ve bir arttırdım kenar ilmeği örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi göründüğü şekilde ters ilmeklerimizi ters düz ilmeklerimiz düz bu arttırmış olduğumuz ilmeklerimizi sadece örgümüzün arka yüzünde ters örüyoruz bu şekilde ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz. Bakın şu arttırmış olduğum ilmeklerimi örgümün arka yüzünde ters örüyorum. Arada bir tersim yine var. Yine arttırmış olduğum ilmeğimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. ve kenar ilmeği. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra burada bir tane arttırma yapmıştım ve bu ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir ilmek arttırdım. Burada düz ilmeğimle ters ilmeğimi ikisini birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım. Ve burada bir ters ilmeğim kaldı. Bir alt sırada iki tersi, bunda bir tersim kaldı. Kesim yaptığım için ters ördüm. Aradaki bir düz ilmeğimi ördüm. Tekrar bir ters ördüm ve yine ilmeğimi düz gelecek şekilde yönünü düzleyerekten soldan sağa doğru bir kesim yaptım. Bir arttırdım ve burada bir düzüm vardı. Bir alt sırada arttırma yapmış olduğum için burada 3 tane diz, düzüm oldu. Bir sağda ve bir solda tekrar arttırma yapıyorum. Ve yine sağdan sola doğru iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde kesim yaptım arada bir ters ilmeğim tekrar bir düz ilmeğim tekrar bir ters ilmeğim ve burada da soldan sağa doğru kesim yapıyorum bir arttır aradaki bu üç tane düz ilmeğimizi örüyoruz tekrar bir arttır Sola bir kesim yap. Bir ters, bir düz, tekrar bir ters ve burada da soldan sağa doğru kesim yap. Bir arttır, bir düz ve kenar ilmeği. Tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Yine aynı şekilde ilmeklerimizi göründüğü şekilde örelim. Arttırmış olduğumuz ilmeklerimizi örgümüzün arka yüzünde ters ön yüzünde düz olacak şekilde devam edelim. Diğer ilmeklerimizi de zaten göründüğü şekilde örelim. Burada bir işlem yapmadığım için bu şekilde hızlı hızlı bir geçiş yapıyorum. Hızlı bir şekilde hemen ilmeklerimi örüyorum. Ve kenar ilmeği Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra burada iki tane düzüm oluştu. Bu iki düzümü ördüm. Tekrar bir arttırdım. Yine iki ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım. Bir düz ördüm. Tekrar burada da soldan sağa doğru kesim yaptım. Bir arttırdım. Aradaki düz ilmeklerimi örüyorum. Diğer arttırmama kadar düz örüyorum. Tekrar bir arttır. 2 ilmeği birlikte sağdan sola doğru kesim yap. Bir düz ör. Tekrar soldan sağa doğru kesim yap. Bir arttır. Aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Tekrar bir arttırdım. Sağdan sola kesim, bir düz ör ve burada da soldan sağa doğru bir arttır. Kenarda iki arttırmış oldum ve bir de kenar ilmeğimi ördüm. Tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Yine ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum. Ters ilmeklerimizi ters örelim. Düz ilmeklerimizi de düz örerekten devam edelim. ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim ve modelimin son sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra burada 3 tane düz ilmeğim oldu. Bu 3 ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar bir arttırdım ve burada 3 tane düz ilmeğim yan yana kaldı ve bunun üçünü birlikte bire düşürüyorum. Tekrar bir arttırıyorum ve diğer aradaki düz ilmeklerimi örüyorum sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim. Yani şu kesim yerine gelene kadar. Tekrar bir arttırdım. 3 ilmeğimi birlikte düz örer şekilde topladım. Tekrar bir arttırdım. Yine diğer modelime gelene kadar aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Arada kaç tane arttırmış oldum? 1 2 3 4 5 6 7 bir de şimdi arttırmış olduğum 8 tekrar bir de arttırmış olduğum 9 ve 3 ilmeğimi birlikte toplayarak ben 1'e düşürttüm 10 tekrar 1 arttır ve kenar ilmeklerimi ör örgümün arka yüzünde yine bütün ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum arka yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz örgümüzün Hemen hızlı hızlı bir geçiş yapayım burada. Bütün ilmeklerimi. Ve son kenar ilmeği. Ve örgümün ön yüzüne geldim. Birinci modelim bitmiş oldu. Şimdi ikinci modelimi kaydırma işlemiyle yapacağımız için hemen ikinci modelimizin yapılışına geçelim. Kenar ilmeğimi aldım ve burada bir alt sırada kenar ilmeğimden sonra arttırma yapmıştım. Burada arttırma yapmayacağım. Hemen kaydırma işlemi yapacağım için iki tane ilmeğimi burada ters örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Tekrardan hemen şu 2 ilmeğimin yönünü bu şekilde düzelterekten soldan sağa doğru kesim yaptım. Bir arttırdım, bir düz ördüm. Bir arttırdım, iki ilmeğimi birlikte burada da sola kesim yaptım. Tekrardan iki ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmeğimi düz ördüm. Yani şu yapmış olduğum modelimi buraya buradaki modelimi de buraya uygulamış oluyor. Bunun üzerine kaydırma işlemiyle tekrar iki ilmeğimi birlikte ters ördüm. Hemen yine soldan sağa doğru iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde kesim yaptım. Bir arttırdım, bir düz ördüm. Bir arttırdım. Burada da iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım. Tekrar iki ilmeğimi ters ördüm. Şu şekilde hemen iki ilmeğimi ters ördüm. Arada bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrar iki ilmeğimi ters ördüm. Yine iki ilmeğimin yönünü düzelterekten soldan sağa kesim yaptım. Bir arttır, bir düz ör. Bir arttır, sola kesim yap ve kenardaki iki ilmeğimi de ters ör ve kenar ilmeği ve ikinci modelimin kurulumu da bu şekilde devam ediyor aynı şekilde örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi göründüğü şekilde örüyoruz ön yüze geldikten sonra yine alttaki gibi modelimizi üzerine devam ediyoruz hemen şöyle daha önceden hazırlamış olduğum modelimin büyük halini göstereyim bakın modelimin büyük hali bu şekilde burası modelimin arka yüzü ve burası da modelimin ön yüzü. Şöyle daha net gösterebilmek adına ilmeğimi çıkarttım. Şöyle bırakayım veya şöyle fotoğraf almayı isteyen arkadaşlarım şu şekilde rahatlıkla yapabilir. Bakın çapraz ama düz örgümün üzerine bir iki ters bir düz ilmeğim gelmiş oldu. iki ters bir düz ilmeğimin üzerine de düz ilmeğim. Çaprazlama kaydırma yaparaktan devam et. Umarım anlatabildim. Umarım hoşunuza gitti. Bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.